Arkadaşlar merhaba. Çalkama yapmak için biraz ot toplayacağım. Bulabildiğim karışık otları toplayıp çalkamanın içine katacağım. Çalkama Urla yöresine ait böyle kolay börek türü hamur işlerinden bir tariftir. Çok da güzel olur. Çok da pratik olur. Size o tarif vereceğim. Öncelikle ot toplamaya gidiyorum. Size iyi seyirler. Hemen burada şahter otu var. Damlayı. Bakın arkadaşlar. Bu da ince otlardan. Böyle mor lila rengi çiçekleri var. Küçük küçük de olsa alacağım bunları. Çalkama yaparken genelde böyle ince yapraklı, sert olmayan otlar kullanılır. Aşağıya doğru ineyim. Burası bizim yol. Burada daha çok olabilir. Bunlar baldıran otları arkadaşlar. Şundan da alayım. Yağlı marul. Yabani marul onlar. Burada da deve taban otu. Ondan da birazcık alayım. Böyle çeşit çeşit otlardan toplayacağım. Bu deve taban otları çok büyüyünce biraz sertleşiyor ama bu tazeyken alınabiliyor. Papatyalar neredeyse açacak arkadaşlar. Bakar mısın? Açmışlar hatta şunlar. Bu da iğnelik otu. Leylek gagası. Dön baba gibi isimler veriliyor. Bu da ince otlardan. Bu da arkadaşlar domuz dikeni otu. Bu da şifalı tohumları kullanılan, kökü de kullanılan bir bitki. Ama dikenleri acayip batıyor. Bazı yerlerde bu ota engerek otu da deniyor arkadaşlar. Tavşan kulağı otu da çıkmış burada. Hemen yolun üzerinde. Yeni çıkmış bu. Tohumu dökülmüş büyük bir ihtimal. Çünkü geçen yıl bu civarda tavşan kulağı otu çoktu. Yine iğnelik otu. Bunlar da turp otu ama arkadaşlar bunlardan almayacağım. Bunlar sert. Biraz daha çabuk pişmeyen otlardan. Narin değil. Burada da
Birkaç tane alalım. Çeşit olsun. Ebe gümeci otu. Yeter bu kadar. Hadi bir tane de şey koyalım. Mavi indigo. Tam çıkmadı ama. Hemen hemen tüm otlardan var. Şuradaki yabani marul alalım. Çok çabuk pişer zaten. Hemen şu üstteki yapraklarını alalım. Küçük olan sütlü diken otlarından da alayım. Bunlar da çabuk pişer. Şurada sütlü diken ve şeker helvası, yani helvacık otu. Bu da arkadaşlar iğnelik otu. Erken büyümüş ve çiçek açmış. Tohumları da soğuklarla etkilenmiş arkadaşlar, bakın. Tohumlar oluşamamış. Çiçekleri de böyle. Tam kapanmışlar ama açılmamış. Şundan da bir parça alalım yine. Topladım otların bir kısmını. Toprağın üzerine serdim. Size onları şöyle yan yana göstereceğim. Şahtere bitkisi ve çok büyür. Ve şu gördüğümüz iğnelik otundan çok daha büyük olur. Hemen yakından göstereyim. Burada da bakın toprak üzerinde büyümeye çalışan şahtere otları. Bakın dolu. Şöyle sepetimin altında da kalmış. Çok fazla şahtere tohumu yayıldığı için buralar dolmuş. Burada iğnelik otunu görüyoruz. Diğer adıyla dönbaba. Leylek gagası. Buradaki bunların minik formları. Yani bunlar da iğnelik otu. Aynı renk çiçek açar. Hemen şöyle gösterelim. Lila, mor gibi. Burada gördüğümüz sütlü diken otu, helvacık otu, Türkmen düdüğü, çoban düdüğü, eşek helvası, eşek marulu şeklinde isimler de veriliyor. Buradaki deve tabanı otu arkadaşlar, engerek ismi de verildiğini söylemiştim. Bu da acımık mavi indigo otu. Hemen yanındaki de aynı. Görüyoruz. Şunlar şahtere otları. Mor çiçek açar. Bu da bildiğimiz yağlı marul. Yabani marul bitkisi arkadaşlar. Ve tabii ki bu da bir tek örneğini bulduğum. Ve bu yıl maalesef herhalde bu konuda kıtlık çekeceğiz. Gelincik otu. Evet. Şimdi bunları alıp sepetime koyacağım. Ve bunlarla çok güzel Ege yöresine ait, İzmir, Urla'ya ait çalkamı yapacağım. Arkadaşlar, başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.